19'u tutuklu 29 gazetecinin yargılandığı davada hapis cezaları yağdı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 22-23 Şubat ve 7-8 Mart'ta görülen 4 duruşmanın ardından karara bağlandı. Atilla Taş 3 yıl 1 ay 15 gün, Murat Aksoy ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Suçlama üye olmamakla birlikte örgüte yardım. Mahkeme gazeteciler Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammed Said Kuloğlu, Erkan Acar, Mutlu Çöl Geçen, Oğuz Usluer, Seyit Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus ve Davut Aydın'ı silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 7 yıl 6 şaray hapis cezasına çarptırdı. Aynı suçlamayla gazeteciler Abdullah Kılıç, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Habib Güler... Halil İbrahim Balta, hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Yakup Çetin ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nu ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. 7 yıl 6 ay hapis cezası alan tutuksuz sanık Ali Akkuş tutuklandı. Tutuksuz sanıklar Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Halil İbrahim Balta ve Davut Aydın hakkındaki adli kontrol tedbirleri ise devam edecek. Tutuklu sanıklardan Emre Soncan hakkında karar çıkmadı. Soncan'ın dosyası celse arasında ayrıldı. Yurtdışındaki sanıklar Bülent Ceyhan ve Sayit Sefa'nın dosyaları da ayrıldı. Tutuksuz sanık muhterem tanık beraat etti. Gazeteciler toplamda 4 gün süren duruşmalarda son savunmalarını yaptılar. Öne çıkan cümleler şöyle. Murat Aksoy Yazılarımda üç şeyi öne çıkardım. Daha özgür, daha demokratik, daha adaletli bir Türkiye. Bunu da muhafazakar basında yaptım. Bir Alevi olarak muhafazakarların hak ve özgürlüklerini savundum. Bunu yapmanın kendi hak ve özgürlüğümü savunmak olduğunu düşündüm. Bedenizme zihnimiz özgür ama mesleki tutukluluğumuz devam ediyor. Muhalif ve eleştirel olabilirim, suçsuzum. Mutlu çöl geçen. 23 yıllık gazeteciyim. Yaptığım her haberin savunmasını yapabilirim. Millet gazetesinde 11 ay çalıştım. Daha önce Yeni Şafak'ta 5, akşamda 7, sabahta da 5 yıl çalışmıştım. Devletin tüm kurumları Millet gazetesinin çıkmasına izin verdi, sarı basın kartı dağıttı. Neden bu gazetede çalıştın sorusunu doğru bulmuyorum. Hükümete yakınlığıyla bilinen sabahta haber müdürlüğü yaptım. Sabahın halen genel yayın yönetmenliğini yapan Erdal Şafak haberlerimi defalarca manşet sürmanşetten kullandı. Hep önce iştirdim. Bundan dolayı eşimden özür dilemek istiyorum. Artık yoğurdu bırakın üflemeyi dondurarak yiyoruz. Gökçe Fırat Çulhaoğlu Paralel devlet tabirini ilk ben kullandım. Adını koyduğum örgütün üyesi yapıldım. Hiç dilekçe vermedim. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmadım. Bir buçuk yıldır özgürlük dilenmedim. Çünkü suçsuz olduğumu biliyorum. Hayatta korunması gereken en önemli şey masumiyettir. Abdullah Kılıç 15 Temmuz akşamı saat 23'ten 07'ye kadar tweetlerim ortada. Bu gece yaşananlar darbe filan değil, Türkiye tarihinde yaşanmış en büyük terör saldırısıdır. Radikal'de 2011'de haber müdürlüğü yaptığım sırada soru hırsızlığını ortaya çıkaranlardan biriyim. 12 manşet yaptım ama o dönem hiçbir gazeteci ve yönetici bunu dikkate almadı hatta beni yalanladılar. Ta ki haber Sabah gazetesinde yayınlanana kadar. Ahmet Memiş 25 yıllık gazeteciyim, hayatımın 20 yılı AKP yanlısı sitelerde geçti. 20 yıldır AKP'liyim. İlk oyumu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunda Tayyip Erdoğan'a vermiştim. Bir gün dahi örgüte ait olduğu iddia edilen yayın organlarında çalışmadım. Apartmanda oturanlar birleşiyor ve bunlar haindir diyerek Karımı, çocuğumu evden attırmak istiyor. Cezaya ailem çekiyor. Ailem gerçekten mağdur. Beraatimi talep ediyorum. Hanım Büşra Erdal Hukuk mezunuyum, hakim olmayı kabul etmedim. Nasıl devlet tahakkümünden kaçtıysam, cemaat tahakkümünden de hep kaçtım. Zaman sadece cemaat gazetesi değil, 13,5 yıl çalıştığım yasal bir gazeteydi. Aşçısından şoförüne herkesi tanıyordum. Kaçan yöneticiler kayımlarla kavga çıkarırken ben aracılık yaptım. Kaçacaklarını bilseydim gazetede görev almazdım. Bırakın darbeye destek olmayı, darbe kelimesine alerjisi olan bir insanım. Atilla Taş Bugün bir kız benimle fotoğraf çektirirken zafer işareti yaptı. Eyvah bir dava daha geliyor dedim. Artık fotoğraf çektirmek isteyenlere bir örgütle bağlantınız var mı diye soruyorum bu ruh hali içinde yaşıyor. Sanki her şey bir rüya. Her hafta adli kontrol için parmak izi veriyoruz. Herkes bir defa basıyor makineye, ben üç defa basıyorum. Bir de selfie çekiyorum ki sıkıntı olmasın. Şöhret maddiyattan çok bela ve kötü şans getirdi. Erkan Acar Mesleğin doğası örgüt üyeliğine yatkın değil. Okumayı, araştırmayı, yoğun çalışmayı sevmiyorsanız haber merkezinde tutunamazsınız. Kitabım suç delili olarak gösterildi. Ergenekon davasında yüz duruşma izledim. Kitap yazmak istememden daha doğal ne olabilir? Ergenekon hakkında haber ve kitap yazmak suçsa AKP milletvekili Şamil Tayyar da Ergenekon hakkında 4-5 kitap yazmadı mı? Hüseyin Aydın Cihan Haber Ajansı'nda 2007'de çalışmaya başladım kapısında örgüt üyesi olmayan giremez gibi bir tabela yoktu. Cımbızlayarak topladığınız 5-10 tweet'le herkesi iki sene yatırabilirsiniz. Duygu sömürüsü hiç yapmadım ama kaç kez Allah canımı alsın diye dua ettim. Her nefes alışınızda acı çekiyorsunuz. Eşinizin hatıraları çivi gibi batıyor. Eşim ve kızımla görüşten beni çekip götüren gardiyana içimden direnmek geliyor. Gerçekten bu kurumlarda çalıştığım için çok pişmanım. Şimdi vereceğiniz karar hapishanede kalan insanlar için ölüm demek. Eşim çok acı çekiyor. Bu çukurdan beni kurtarın. Oğuz Usluer. Faili meçhul BTK raporlarında 6 ay Baylok kullandığım iddia ediliyor. Bu raporlara göre 6 ay içinde telefonu uçuş moduna dahi almamışım. Bir gün içinde 24 saatin üzerinde internete bağlandığım olmuş. Rapora göre gece 3.52'de Tem üzerinde Harp Akademileri tünelinin içinde sabah 8'e kadar 550 kez Baylok'a bağlanmışım. 20 yıllık gazeteciyim. Darbeci olmadığım gibi darbe karşıtı belgeseller yayınladım. Seyit Kılıç Savcılık makamının TRT'de çalışmamı suçlama konusu yapmasının hiçbir dayanağı yoktur. Baylok isnatları ile ilgili nasıl hatalar yapıldığı ortada. Bunların bir mağduru da benim kayıtlardan birine göre yememişim içmemişim bir günde Mecidiye köyden 1236 kez bağlanmışım. Oysa aynı anda gün görende görünüyorum. Twitter'dan uzağım. 2015 ve 2016'da hiç paylaşımım yok. 4 yıl önce atılmış 4 tweetle ve içinde hiç suç unsuru yokken sistematik algı faaliyeti suçlaması hukuka vicdana sığabilir mi? Cuma Ulus Çalıştığım tüm kurumlarda gazetecilik yaptım. Savcılığın iddiası doğru olsaydı basın kartım yenilenmezdi. Millet gazetesinde sadece bir yıl çalıştım, o dönem işsizdim. Terör örgütünün yayın organı olduğuna dair tek bir soruşturma açılmadı. O gün yasal olanın bugün önüme suç olarak konulacağını nasıl bilebilirdim? Sonunda örgüt üyeliği suçlamasıyla karşılaşacağımı bilseydim, ne ben ne de başka biri bu gazetede çalışırdı. İddianamedeki 3 tweetten birinde artık dayanışma zamanı gazetecilik suç değil diye yazmışım. Gazetecilik suçtur mu demem gerekiyordu. Twitter'da 275 takipçiyle nasıl bir algı faaliyeti yürütebilirim? Ünal Tanık Rota Haber'de Fuat Avni'yi haberleştirmemizin iki nedeni vardı. Haberlerde çok tartışılıyordu ve siteye çok tıklama getiriyordu. Fuat Avni tarafından DM ile yapılan yazma teklifini Sitenin popülerliğini artıracağı düşüncesiyle kabul ettim. 6-7 yazı sonra da yolları ayırdık. Haber 7'de, Ersoy'de de Hüseyin Yayman, Cem Küçük gibi isimlerin yazı yazmalarını ilk ben teşvik ettim. Rota Haber'de ilk kez yazanlar arasında Halime Köpçe, Meryem Gayberi, Yaşar Taşkın Koç gibi isimler vardı. Geçmişte bu yapıya yardım ettikten sonra Allah'ım ben ne yaptım diyenlerin hukuktan yararlandığı gibi ben de yararlanmak istiyorum ufuk şanlı aksiyonda 8 yıl çalıştım. Ahmet Davutoğlu ve Nihal Bengisu Karaca da yazıyordu. O dönem Ekonomi Bakanı olan Ali Babacan'ın elinden yılın ekonomik gazetecisi ödülünü aldım. Baylok tespit raporunda bahsi geçen programı indirdiğim ancak hiçbir iletişim kurmadığım belirtilmiştir. Emniyetin raporunda 8 bağlantı var deniyor. BTK'nın raporundaysa 1258 kez bağlandığım iddia edilmiş. Geriye kalan 1250 bağlantı nedir? 37 yaşında işsiz, 38 yaşında terörist oldum. Zor bir süreç ama bir gün olsun adaletten kaçmadım. Yakup Çetin. 20 aydır benimle ilgisi olmayan olayların bedelini ödemekten tükendim. Başkası için örgüt üyeliği oluşturmayan bir ölçünün benim için de oluşturmaması gerektiği kanaatindeyim. Zamanda çalışman bir önyargıdır. Ama hukuken bir karşılığı var mıdır? Hayır bir gazetede çalışmak sonucunda başıma gelen bu olay nedeniyle artık hayattan tek beklentim küçük bir şehirde ailemle yaşamak. Yetkin Yıldız Fuat Avni'nin iddialarını Taha Akyol Ahmet Hakan gibi yazarlar köşelerine taşıdı. O insanlar niye burada değil diye sormuyorum. Ben niye algı yaratma iddiasıyla burada yargılanıyorum onu sorguluyorum devletin izniyle, devletin kanunlarıyla hizmet veren bir şirkette çalışmak nasıl örgüt suçu olur? Eşime evlenme teklif ederken ona bir söz vermiştim, onu yalnız bırakmayacaktım. 20 aydır onu yalnız bıraktım. Bayram Kaya Haber kaynaklarım her zaman açık kaynaklardan oldu. Gizli kaynaklardan haber almadım. Evimde el konulan bilgisayarlar bana ait değil şirketindir. Kaldı ki Yeni Hayat gazetesinde sadece iki ay çalıştım. Darbe girişiminin ardından gazeteden ayrıldım. Bu bilgisayarları önceden kimin kullandığını bilmiyorum. Sadece muhabirlik yaptım. Algı varsa algının sorumlusu ben değilim. Muhammed Said Kuloğlu Haberden ötürü kimse örgüt üyeliğiyle suçlanamaz. Örgüt üyeliğinin tanımı bellidir. Ben gözaltına alındığımda Habertürk.com'da çalışıyordum. Bugün eşim için belki hediye olurum, o da evlilik yüzüğümü geri takar. Günaymin Köseli Gazetecilik yaparken hep iyi bir entelektüel olmak istedim. Hep bu tip haberler yaptım ve vicdanımla hareket ettim. Hiçbir zaman gizli saklım olmadı. Tahliye edildikten sonra da aynı telefonu kullanmaya devam edeceğim. Sadece DHKPC ile değil birçok örgütle ilgili araştırma yaptım. Çünkü araştırmayı seviyorum. Vereceğiniz karara saygılıyım. Cemal Azmi Kalyoncu. Aksiyonda çalışmaktan dolayı örgüt üyeliğinden suçlanıyorum. O halde bu derginin bunca sene çıkmasına nasıl izin verildi? Örgüt üyesi değilim, suçsuzum. Tahliyemi talep ediyorum. Cihan Acar. Gazeteciliği çok sevdim, ödül aldım. Mesleğimi icra ederken yasaların ve vicdanımın güvencesine dayandım. Kendi hatalarım ve hayallerimle yaşadım. Tek istediğim özgürlük. Habib Güler Masumiyetimi her yönden ispatladım. 20 aydır yavrularıma hasretim, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum. Hal İbrahim Balta Hapiste değilim, ölsem de evde öleceğim, beraatimi talep ediyorum.